بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İnşallah bugünden başlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siyretlerini okup örgülçeni başlayalım. Bana şu dersimizi başlayan Allah subhanahu wa ta'ala'dan avala bana şu işte ihlaslı bir işliğini, ihlaslı hata kılışlığını soruyoruz. Hem de hoşunu kabul kılışlığını soruyoruz ki eğer ihlas bu medyan olsa amel hakkınca kattab olmasın, kıyamette insanın ziyanı işlep olur. Siz bilen bizge Allah Ta'ala'dan sabır tüleyimiz, devam edip tüleyimiz. Hem de Nebi Aleyhisselam'ın hayatını okup örgenip, ondan ibrat alıp, hayatımızda tatbik kıladığı bendelerden kılışını soruyoruz. Allah Ta'ala'nın bir fazla merhameti bilen, uzundan medet soruyor halde başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanehu ve Ta'ala, Adem Aleyhisselam'ın ilgi düşürgen künüden başlar, onu özünü halıca teşekkür ediyor. Dünyada saadetli hayat geçirişliği, hem de özünü asıl vatanı bulan cennetki kayıtta barışı için kendi kürsetme, kendi kullanma, yollanma kereyi buladığı olsa özünü huzurundan bulundurulan düşürüptür. Ve bana şu peygamberlerin silsilesinin ahirisi bulan Muhammed Mustafa s.a.v. ya 23 yıl mabeyninde mükemmel şeriat Kur'an'la nazil kıldı. Haccatul Vada'da turarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirgi ayetlerden şu nazır buldu ki Al-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizni mükemmel kıldım. Nimetimi toluk kıldım ve İslam sizlerge din buluşluğa razı oldu. Bana şu günden başlayıp şeriat-ı İslamiyemiz mükemmel oldu. Kur'an'da ya ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde kendi büyürgüler, kürsetmeler olsa, peki kendi kaytarlılar olsa, bunların Müslüman kişi becerişteki şart olur. Şimdi soru, şu kürsetmelerini becerişlikten maksat mı? Cennet dediğimiz, kıyamette şermende olması dediğimiz, maksatlarının maksadı, gayelerinin gayesi Allah Ta'ala'nın didarını görüşür. Niyetimizi baştan doğru koyalım ki, maksatımız cennete girişenmez. Allah Ta'ala'nın didarını körgenden keyin cennetliler, bu cennetteki nimetlerini hamasını unutuşarır. Uyan mahluk cennete. Selamun kavlam min Rabbir Rahim. Cennetliler, şimdi bir cennetteki nimetlerge, kömülüp rahatlanıp durgeni de, parverdiyarını, yüzünü körediler. Allah'ın yüzünü körüşleyin maksat. Maksadımızın en ahirgisi, alisi şu. Nebi Aleyhisselam'ın suhbeti de buluş, hem de Allah Subhanehu ve Teala'nın cemalini görüşmüş. Bana şu yoluya kendi itibarımız. Bu hususta hemen özünü fikir var. Özünü ilmi, dünya karışığı karaptırıp, hemen özünü tutken yolunu, özü doğrudur, bu doğru. Şimdi taifeler var. Bizi Kur'an'da öz yeter dediğiler var. Kafir buladı. Eğer sünnet gereğmez, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hatırlığı gelişlik şartmaz, bizi Kur'an özü yeterdi diyen adam olsa, bu adam kafir buladı. Açık ayetemiz. Sünnet Peygamber zamanı da kereği bugün, hadis desen, kanan bilesen şu hadisi iminle Peygamber etkeni dedi de, şu yapı bilen, sünnet inkar kıptırıp kafir bulup getirdi. Eğer Kur'an, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatını örgenişlik ki, kirişlikten avalın ayetimle adıyan gebeler cüdökü. Bu fakat bir okul örgeni koyduğun tarih kitabımız. Siz bilen bizge küllük hayatımızda kereyip oladığın ibret namuna. Allah'ın razılığı yetkisi oladığın yolda kendi topağımız. Kur'an eğer Allah Ta'ala'nı insaniyetke düşürgen menhece, yollanması, kitabı kelamı oladığın olsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anaşı kitabını özüne hayatında emali surette kürsatı vergen. Bana köp ahlaklar hakkında eşitkenmiz. Müslüman kişi onu deyip oluş gerek, bunu deyip oluş gerek, mana sıfatlardan fiil iş gerek, güde köp bilemiz. Yani bir soru oldu ki, eğer mana şu sıfatlarda hamması bitti adamda cemlense, kana adam var ki şu adam? Hiç kimden kohmasa, fakat Allah'a suyansa, fakirliğden şikayet kımasa, ıssız sağda mıngıllamasa, kolu açılı olsa, hatırlarına zor muamela kısa,
bola chaqaga zo'r tarbiya bersa, tijoratda yolg'on gapirmasa, qarab turib qana odam bo'lar ekan shu odam degan fikr keladi. Bilaylikki, ana shu odam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hayotda qanaqa o'rni bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mukammal suratda siz bilan bizga namuna bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishlik Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Bu ibodat. Bu ibodat. فَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sizlarga nimani bergan bo'lsa, nimani olib kelgan bo'lsa, uni olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa, qaytinglar. Allohning buyrug'iga labbay deb javob beradigan bo'lsak, payg'ambarimizning buyrug'iga itoat qilishimiz kerak. Ana shu biz aytayotgan sunnatni kerak emas deyotgan yoki Qur'onni o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan odamlar yaxshilab eshitib qo'ysinki, Alloh taolo ana shu Qur'oni Karimda aytadi, astag'du billah Qul in kuntum tuhibbuna Alloha fattabi'uni yuhibbukum Alloh va yaghfir lakum dunubakum. Ey Muhammad alayhisalom ayting o'shularga, ya'ni bizga, boshqalarga. Agar sizlar haqiqatan Allohni yaxshi ko'rishlik da'voingizlar rost bo'lsa, menga itoat qilinglar deb ayting. Alloh taolo aytayapti, meni yaxshi ko'rsanglar, menga iymon keltirgan bo'lsanglar, Muhammad alayhisalomga ergashinglar deb buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizni buyuruydi payg'ambarimizga ergashlikka. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohi katiran. Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan, Allohdan va qiyomatdan umidi bo'lgan hamda Allohni ko'p eslagan kishilar uchun Muhammad alayhisolamning hayotida ibrat namuna bor. Ertalabdan kechgacha radioda, televizorda bizga kumir bo'laman degan odamlarning son-sonog'i ko'payib ketgan. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan yagona kishi Muhammad alayhisalom. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday mazmunli hadislar keladi, kim qaysi bir qavmni yaxshi ko'rsa, qiyomatda shular bilan birga bo'ladi. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishi bilan nimaga yetishamiz? Bizga nima bor? Bir odam bir yangi ko'chaga yursa, biroq yurmagan yo'lga bir yuradigan bo'lsa, katta uzoqroq masofaga, qayerda qanaqa bir burilishi bor, qayerda qanday o'ydim chuquri bor, qayerda pasti bor, balati bor bilmaydi. Juda ehtiyot bo'lib, qo'rqib yuradi, baribir katta chuqurga tushadi. Chunki notanish yo'l. Tez yuradi. Endi hamma yurgan yoki avvaldan yurib tajribalarga tajriba qoldirilgan, hamma bilgan yo'l yurishi unga osonroq bo'ladi. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qoldirib ketgan yo'lda mahkam ushlab yuradigan bo'lsak, qoqilmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Taraktukum ala mahajjatil bayda layluha kanahariha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Men sizlarni dedi, o'zimdan keyin shunday bir yo'lga qo'yib ketyapmanki, bu yo'lni tuni kunidan ko'ra yorug'roq" dedi. Ya'ni payg'ambarimiz qoldirib ketgan yo'lda qorong'ulik yo'q, kundek ravshan, tun bo'lmaydi bu yo'lda. Bu yo'ldan dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, faqat Alloh adashtirganlargina. Ana shu adashmaslik uchun payg'ambarimiz mana shunday qoldirib ketgan yo'lda yurishi uchun Uzot sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Uzotning hayoti biz uchun nima? Biz uchun nima? Uzotning hayotini tug'ilib vafot etgunga qadar bo'lgan 63 yillik hayoti, xususan mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayoti bizga dars va ibrat. Shijoatli bo'lishlik, noumid bo'lmaslik xususida darslar. Buyuk axloq haqidagi darslar. Haqni himoya qilishlik, haqda mustahkam turishlik haqida darslar. Alloh yo'lida sarf-xarajat ehson qilishlik, kuch sarflashlik haqidagi darslar. Idora xususidagi darslar, oilani bir idora qilishlik darslari hamda ummatni yuksaltirishlik uchun bo'lgan kerak bo'ladigan dars ibrat namunalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum mashhur Arab jazirasida Makka mukarramada Quraysh qabilasida dunyoga keldi. Biz hali tafsilotlarga kirmayapmiz. Biz fazilat haqida gaplashyapmiz hozir. Yetim bo'lib tug'ildi. Tug'ilishi bilan yetim bo'ldi, chunki onasining qornida 2 oy homilador paytida onasi otasi vafot qildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka-ukasi yo'q. O'g'il farzandlari yo'q. O'qishni yozishni bilmaydigan, bir-birini bir og'iz so'z uchun qirib tashlashga tayyor bo'lgan johil, urug'chilikda, qabilachilikda mahkam ushlagan, qoloq, cho'pon bo'lgan, qoloq bo'lgan xalq o'rtasida dunyoga keldi-da, 23 yil muddat ichida mana shu qoloq bo'lgan,
qo'y hidi kelib turgan, tarqoq bo'lgan bir millatni, bir xalqni dunyoga ustozlik qiladigan ummat darajasiga ko'tarib chiqdi. Tarixda bunaqa qisqa muddat ichida bunday ummatni yuksaltirgan kishi bo'lgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborilgunga qadar insoniyat tarixi bir boshqacha ko'rinishda edi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin esa tarix boshqatdan yozildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti keng tarqadi. Arablar yuksaldi. Fors va Rumni yengishdi, Fors va Rumni. Yevropa ham musulmonlardan ilm o'rgandi. Yevropani uyg'onganiga 600 yil bo'lgan bo'lsa, birodarlar, bu ummatni uyg'onganiga 1400 yil bo'lyapti. Islomiy ta'limot, islom olib kelgan ilm tufayli Yevropa uyg'ondi. Insoniyatni ustiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan ta'limot yangi tushunchalarni olib keldi. Haqiqat, hurriyat, adolat, tenglik, erkak va ayol o'rtasidagi bir tenglik, qulni haqqi, yetimning haqqi, yosh bolalarning haqqi, bularning barchasi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yangi tushunchalar edi. Tarixda buyuk insonlar ko'p bo'lgan. Lekin bularning buyukligi ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir sohada rivojlangan, o'lganidan keyin 50 yil, 30 yildan keyin ular esdan chiqib ketgan. Ularning insoniyatga ta'siri o'zi yashagan davrdagi bo'lgan xolos. Iskandar, Arastu, Aflotun, Walter, Napoleon, Shakespeare va hokazolar. Endi bular Shakespeare'i she'rda ana shu shoirlikda taratdi, dong'ini dunyoga, shu sohadan narag'iga o'tolmadi. Napoleon bir harbiy qo'mondon sifatida ko'zga ko'rindi, o'zini davri o'tdi, shu bilan tarix kitoblarida qog'ozligicha qoldi, hayotga ta'sir o'tkaza olmadi. Bir filosofiyada Aflotunlar shu falsafada dunyoga talandida bo'ldi. Boshqa sohada ular bizga ibrat bo'lishlikka yaramadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat namuna deb aytdik. Biz payg'ambarimizning hayotini o'qir ekanmiz, mana shu yerda nechta xil odam o'tirgan bo'lsa, umuman yer yuzida qanandaqa toifada odamlar yashayotgan bo'lmasin, albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga ibrat bo'lishiga yar edi. Payg'ambarimizga Alloh taolo hamma yaxshi sifatlarni jamlab berdi shaxsiyatida. Hatto payg'ambarlarning hammasida yo'q bu sifat. Masalan, payg'ambarlarda hammasiga biz iymon keltirganmiz. Ularning hammasini o'zimizni payg'ambarimiz deb yaxshi ko'ramiz. Iso alayhissalom olaylik. Bizga mukammal suratda ibrat namuna bo'ladimi? Biz yaxshi ko'ramiz Iso alayhissalomni. Ruhulloh deymiz, alayhissalom deymiz ism aytilganda. Lekin shu zotni hayotini o'rganadigan bo'lsak, u kishini kim deb tanaymiz? Uylanmagan, bo'ydoq, taqvodor, dunyodan behojat, mahkum bo'lgan bir banda. Ota sifatida ibratlikka yaramaydi, chunki ota bo'lmagan. Rahbar sifatida ibrat bo'lishiga yaramaydi, rahbar bo'lmagan. Jamiyatda bir ish yurituvchisi sifatida ibratlana olmaymiz. Chunki u kishi faqatgina boyga aytganimizdek uylanmagan, dunyodan behojat, taqvoli, xudojoy, mahkum oddiy odam sifatida bizga ma'lum bo'ladi. Yoki Sulaymon alayhissalom olaylik. Sulaymon alayhissalom bizga qanaqa ibrat bo'ladi? Odil podshoh, shokir boy. Lekin kambag'al sifatida ibratlana olmaymiz. Kambag'al bo'lmagan Sulaymon alayhissalom. Mahkum oddiy fuqaro sifatida ibratlana olmaymiz. Podshohda bo'lgan, podshoh bo'lgan. Och qolgan, qiylangan, zaif holati bo'lmagan Sulaymon alayhissalom. Demak, bu payg'ambarlarning hammasi bizga hayotda mukammal ibrat bo'lishiga yaramaydi. Ma'lum bir sohaga yaraydi, bo'ldi shu bilan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchi? Biz nimani o'qishlikka, nimani o'rganishga kirib ketayotganimizni bilib olaylik. Yer yuzida qanaqa yaxshi axloq bo'lsa, hammasi Muhammad alayhissalomda bir vaqtda o'zida jamlangan. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa, payg'ambarimizda birortasi ham bo'lgan emas. Shunday odamni taniymizmi? Shunday kishini taniymizmi? U kishini tanishligimiz u kishiga bo'lgan muhabbatimizga sabab bo'ladi. Muhabbatimizga sabab u zotni tanishlik, agar yaxshi ko'rmasak, iymonimiz komil bo'lmaydi. Biz nimani o'qishga kirishayotganimizni qadrini bilaylik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va walidihi va nasi ajma'in." Mana hamma o'zini iymonli deb biladi. Mana hozirgi aytilgan hadisga quloq solaylikda o'zimizni o'lchaylik kimligimizni. Sizlardan bittangizga men otasidan ham,
bolasidan ham, jamiki insonlardan, hatto boshqa rivoyatlarda o'zini jonidan ham ko'proq men sevimli bo'lmagunimcha bu odamning iymoni komil bo'lmaydi dedi. Biz hammamiz o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz otamizni, bolamizni yaxshi ko'ramiz. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uzoq bizdan talab qilganda yaxshi ko'ra olmaymiz? O'ylanib ko'rganmizmi? Tanimaymiz-da. Tanimaymiz uzoq. 30 ga kirgan bolani endi kuch-quvvatga to'lib, aql-hushi joyiga kelib, pul topadigan bo'lib, hayotda bir tikka turib olgandan keyin bir odam keldi-da, "Bolam, seni haqiqiy otang men bo'laman. Bu odam seni boqib olgan. Qiylangan paytimizda majbur tashlab ketganmiz. Bu odam seni boqib katta qilgan" dedi. Hali boqib katta qilgan deyilgan otasini oldiga borib so'radi, haqiqatan tan oldi. "Mana shu odam seni otang, tashlab ketganmiz, boqqanmiz" dedi. Bu o'g'ayligi, bu o'zini otaligi ma'lum bo'ldi. Shu odam meni otam ekan degan ma'lumot kallasiga kirishigila otasiga muhabbatli bo'lib qoladimi? O'zini otasiga? Yo'q. Kimni yaxshi ko'radi? Boqqan otasini-da, tanigan otasini-da, yaxshilik qilgan, parvarish qilgan, kasal bo'lganda qaragan, och qolganda qonini to'yg'izgan, kiyintirgan, yaxshiligini tanigan otasini yaxshi ko'radi o'g'ay bo'lsa ham. Xuddi shunga o'xshagandek, biz nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ra olmayapmiz desek, biz tanimaymiz-da u zotni kimligini. Bizga qanaqa yaxshilik qilib ketganligini, u zotni kimligini biz bilmaymiz-da, shuning uchun yaxshi ko'rmayapmiz. Shuning uchun iymonimiz mukammal bo'lmaydi biz. Mana shu nuqsonni yo'q qilishlik uchun payg'ambarimiz tarixini o'rganamiz. Mana ikkita payg'ambar hayotini aytdik. Iso alayhissalom va Sulaymon alayhissalom. Endi payg'ambarimizga qaytamiz. Payg'ambarimiz onasining qornida 2 oylik yetim bo'ldi. Tug'ildi. Yetim bo'lib tug'ildi. Aka uka yo'q. Opa singil yo'q. Yagona farzand. Bir mamlakatda eng oliy maqom shu davlatda rahbari bo'lishlik bo'lsa, 100-chi tabaqada siz, eng pastda shu yetimlik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu yetimlik bilan podshoh bo'lishlik kerak bo'lgan 100-ta tabaqa bo'lsa, 100-ta etaj bo'lsa, hammasini bosib chiqqan. Payg'ambarimiz yetim bo'lgan, kambag'al bo'lgan, birovning uyida o'tirgan, birovning qo'lida yashagan, cho'ponlik qilgan, savdogarlik qilgan, qo'yingki bitta katta bir mamlakat rahbari bo'lgunga qadar qanaqa etap bo'lsa bizning tilda hammasini bosib o'tgan. Boylar bor oramizda. Tug'ilganda otasi boy bo'lgan, kambag'allikni ko'rmagan, kambag'al bilan muomala qilishni bilmaydi. Tug'ilib otasini ko'rganlar ko'p. Endi otasini tanimasdan yetimligida, kichkinaligida o'lib ketgan. Yetim bo'lib o'sganlar bilan muomala qilishni albatta otasi bolalar bilmaydi-da. Uni ko'yni qanaqa yarimtaligini, unga qanaqa gap, og'ir qanaqa gap, yengil kelishligini bilmaydi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma bosqichni bosib o'tgan. Opa dadasini qo'lida yetim qoldi. Opa dadasi o'tganda amakisini qo'lida qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yetimlikda hamma achchig'ini ko'rdi. Faqir ham bo'ldi, boy ham bo'ldi, rahbar ham bo'ldi, zaif ham bo'ldi, kuchli ham bo'ldi. Qanaqa bosqich bo'lsa, hammasini bosib o'tdi. Biz tanimaymizmi shu zotni? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishligi bilan faqirlikka sabr qildi, quvvatga sabr qildi, hokim bo'ldi, mahkum bo'ldi. Xilma-xil toifa bilan gaplashdi. Yahudlar bilan, nasroniylar bilan, arablar bilan, xilma-xil qabilalar bilan jang qildi. Hatto eng qudratli bo'lgan Fors va Rum bilan urushdi, ularni yengdi. Payg'ambarimiz sahroisi bilan ham, madaniyat ko'rgani bilan ham muomala qildi. Mukammal inson bo'lgan. Payg'ambarimiz bobosi Abdulmuttolibning qo'lida yashar ekan, Abdulmuttolibni Ka'bani oldida solingan bir o'zining o'rindig'i bo'lardi. U yerga faqat Abdulmuttolib o'tirardi. Ana shu 4 yashar yoki 5 yashar Muhammad yugurib kelib o'tirib olsa, sollallohu alayhi vasallam amakilari turuningdan bobayini joyiga o'tirmagan. Abdulmuttolib chiqquncha hatto o'g'illari ham o'tirmasdan tikka turar edi. Lekin bu nevarasini, bu nabirasini Abdulmuttolib shunday yaxshi ko'radiki, tek qo'yiladi, o'tiraversin derdi. O'tiraversin, bu bolam buyuk odam bo'ladi derdi. Bobosini yon boshida o'tirib payg'ambarimiz bobosi podshohlar bilan qanday muomala qilyapti? Qabila boshlar bilan qanday muomala qilyapti? Elchilar bilan, savdogarlar bilan qanday muomala qilyapti? Go'dayligini o'rganib olgan. Shuning uchun payg'ambarimiz mukammal inson deb aytamiz. Yetimga qanaqa muomala qilishni bildi. Podshohga qanday muomala qilishni bildi. Biz tanimaymizmi uzoqda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy bo'lganida
Boylar gibirat bo'ladi degan ishni qildi. Bir vodiy qo'y keldi o'lchaga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu kuni hammasini tarqatib tashladi. Boylar gibirat bo'ldi. Faqir bo'ldi, och bo'ldi. Ochligidan qorniga tosh balab yurib bitta odamga shikoyat qilmadiki, faqirlarga gibirat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuk fotih sifatida gibirat bo'ldi. Makka ahli 13 yil Makkada keyinchalik qilgan dushmanligini, adovatini payg'ambarimiz ularni yengib, qo'lida muzaffar qilishi turgan paytida Makka ahlini hammasini yig'ib turib, endi men sizlarni nima qilaman bilasizlarmi dedi. 13 yil payg'ambarimizga aziyat berishdi. 13 yil sahobalarni qiynagan mushriklarni payg'ambarimiz ustida 10 ming qo'shin bilan keldi, qo'lida qilich turibdi. Intiqom olishga haqli bo'lib turgan joyda, mana aytdik, mag'lub bo'lganda sabr qilish oson. G'olib bo'lganda sabr qilishlik qiyin. Mag'lub bo'lgan odam iloji bo'lini qisib ketaveradi, nima qila oladi boshqa? Endi qo'lida hukm bo'lganda, jazosini berishi mumkin bo'lgan paytdagi kishiga payg'ambarimiz murojaat bo'ldi-da, Ahun Karim, Ibn Ahin Karim deyishganda, antumut tuloqo, ozodsizlar ketaveringlar dedi. Shu bilan payg'ambarimiz ana shu dushman bo'lgan Qurayshda qalbini ulfat qildi o'ziga. Ana birodarlar ibrat. Bizga bunaqa ibrat qayerda bor? Biz taniymiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam er sifatida mukammal inson edi. Bütün ümmatı tashvishi yelkasida turib, ikki dunyoda ham yelkasida turgan Nabi sollallohu alayhi vasallam ko'chadan kelganda xotinlariga shirin so'z gapirgani ham topar edi so'zlar. Nabiylarni yelkasiga o'tkazib, ot bo'lib yurib berishlikka ham toqati bor edi, vaqti bor edi. Bizda bormi shu narsa? Men ishlab keldim, men charchab keldim. Bor, o'z senlarda yuribman ko'chada, uyda chicha damalay. Odamlar bilan men kurashib yuribman ko'chada. Uyga kirsam nima qilaman? Kurashamanmi deb turib, chiroyli gaplar bilan nani qilamiz bolalarimizni. Lekin Nabi sollallohu alayhi vasallam shunday tashvish yelkasida bo'lib turib payg'ambarimiz xotinlarga yaxshi gapirish emas, hatto uy ishlarini idora qilishida payg'ambarimiz yordam berdi. Hatto yamoqlarni o'zi tikkan. Birodarlar, o'ylab ko'rmadingizmi qachon yamoqni o'zi tikkansiz? Ha desa katta odamsizda. Yamoq tikasizmisiz? Shu yoshga kelib turib, siz payg'ambarimizni qarang, nima ish qilganligini, endi o'zingizni ko'rib qo'yavering. Biz taniymiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odam bolasi dunyoga kelib vafot etguncha Allohning rizosiga yetishlik uchun qanday namuna, qanday qo'llanmaga muhtoj bo'lsa, hammasini payg'ambarimiz mukammal suratda hayotda qoldirib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto dushmanlarining ko'zida ham buyuk inson edi. Xiraql, Rumni podshohi, uni yurtiga kelgan Qurayshdan bir top savdogarlarni kelganligini xabarni eshitdi-da, menga chaqirib kelinglar dedi. Abu Sufyon ibn Harb Quraysh qabilasidan. Qurayshda eng katta oqsoqol o'sha davrda. Payg'ambarimizga eng qattiq bo'lgan dushman Xiraql, men sendan dedi, menga unga nasab jihatdan Muhammadga yaqinroq bo'lgan kishini olib kelinglar menga dedi. Ya'ni Muhammad haqida bilmoqchiman dedi. Eshitdi Rum sultoni ham. Abu Sufyonni o'tkizdi. Abu Sufyon aytadi, yolg'on gapirib Muhammadni yomon ko'rsatgim keldi deydi. Lekin arablarning sayyidi yolg'onchi ekan degan gapni xohlamadim deydi. Uning ustiga Xiraql Abu Sufyon bilan birga kelganlarni bir qator qilib o'tkizdi. Agar men savol berganimda Abu Sufyon noto'g'ri javob bersa, orqadagilar ishora qilib qo'yinglar dedi. Tushunarlimi? Bittasi menday qildimi, demak qolgani yolg'onchi degani. Mana shu dushmanlarni ko'zida ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuk edi. Xiraql so'radi. Nasl nasaba qanaqa sizlarda oringlarda? Endi bu javob berayotgan kishi hozir biz faqat yaxshi ko'rgan kishilarni gapini gapirgan bo'lsak, eng yomon ko'rgan kishi gapiryapti payg'ambarimiz. Nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan kishi dedi. Xiraql so'radi. Yolg'on gapiradimi? Abu Sufyon yo'q dedi. Xiyonat qiladimi dedi? Abu Sufyon yo'q dedi. Uning ashoblari ko'payib boryaptimi, ozayib boryaptimi? Ko'payib boryapti dedi. Uning dinidan biror kishi qaytdimi dedi? Yo'q dedi. Xiraql, nimaga buyuradi sizlarni dedi. Abu Sufyon javob berdi, namozga, rostgo'ylikka, iffatga dedi. Dushmanini payg'ambarimizga berayotgan bahosi. Shunda Xiraql, agar bu sifatlarni o'zida jamlagan bitta inson bo'lsa dedi, tez kunlarda mana shu oyog'ima tayda turgan yerga hukmronlik qiladi dedi. Ya'ni bu buyukligini Xiraql bildi, ko'rdi. Misol payg'ambarimiz haqida kirishganimiz yo'q. Biz nimani o'qiyotganligimiz, nimani o'rganishimizni bilib olaylik qadrini.
Tarixda büyük insanlar var. Her bir büyük insan malum bir sahada, malum bir meydanda, malum bir vakitte büyük boyan, keyin ochgan büyüklüğü. Zor sportsmen, zor doktor, zor şair, zor koşukçu ve hakeza. Malum bir sahada boldu, tügedi. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı şey. Uzat, cenk meydanı da tinçlikle büyük kişiydi. Büyük ataydı. Er sıfatı da, insan sıfatı büyük idi. Ahlakı büyük idi. Hiç kaçan Peygamberimiz özünü şahsiyeti için buradan intikam almayan. Şahsiyeti için burada sökkenmez, burada cezala gelmez. Hiç kaçan her kişinin urgenmez. Hiç kaçan hıyanat kılıp yalan yapılmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ki Peygamberimizin ahlakını görün çok kılıyor yine. Abdullah ibn Sa'd'ın bir sarh. Peygamberimiz gücüde katlı düşman bugün. İçi de hıyanatlı yaşayıp durgen bu seyem. Kelip Peygamberimizin ey Muhammed ne sen iman keltiremen de kolunu çözdü. Peygamberimizin imanı kabul dışı da halamadı. Sahabalardan bittersin atasını öldürgen idi. Ana şu sahabalarda bittersin türüp de şu ölgen kişinin balası. Kolunu çözdü de Peygamberimiz şöyle tezgahı karardı. E Muhammed mesela iman keltiremedi. İkinci mette düşmanı bilen kıl yaptı muamelanı burada da görüp koyuyorlar. İki mette, üçüncü mette Peygamberimiz kolunu şap, bayatını kabul kılıp çıkıp gitken atçıkları gelip etti ki, içilerde bırak da bir raşit kişi yok mu dedi. Yüzümü bir neçe mette tezgahı karavaganımdan, bunu Peygamberimiz imanını kabul kılıçlı halama yaptı. Seni atayını öldürgen idi, atçıkıp kasasını amisa mı? Düşünmeliyim şunu dedi. Degende sahabada ya Resulullah, şu sezmeye kapısı köz bulamı da işara kıpoyenizde kifaya kılar degende Peygamberimiz, مَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْاَيُنْ Peygamberge hatta köz bulan hıyanat kılışı mümkünmez dedi. Düşmanı bulan kılıyken muamele eden Peygamberimiz doğru açıkıdı. Hıyanatlı köz bulan hem kıyanmaz. Biz tanıyınız mı Zal Sallallahu aleyhi ve sellem'de? Peygamberimiz, Peygamber boyu geçiyor büyük insanıdır. Sadıkul aminidir. İşançlı, rastgöy idi. Peygamber bugünden ki, kâne hulukuhu al-Kur'an, ahlakı Kur'an idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zahirliği de, dünyadan bir hacetliği de büyük idi. Men bilen dünyada bir işi vardı. Dünya bilen benim işim, ne işim var? Meni dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya girip çıkıp geçtiğim, hutta ıssık günde bir misafir, seferde yürüp çarçar, darahtaya gekelip, salkınlar, damını alıp, yine seferin devam etken dek, dünyayla bile benim hiç kanaka işim yok degen. Biz tanıyınız mı uzatma? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem büyük insanıydı. Kureyş peygamberliğini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötarıp çıkandı maşalını. Cinni deyip gördü. Sihirgar deyip gördü. Mecnun deyip görüp durup omanatlarını atıp koyuşu uğradı. Ey Muhammed matırtısın sen de. Omma bile dururken de peygamberimizi her lakablardan hakaratlar durup lakin yalnız koyan da peygamberimizin büyüklüğüne tanışmaz mı? Endi payg'ambarimizni ko'ringki, büyük insonligini. Hijrat qilib ketadigan kunda omonatlar bor edi payg'ambarimizda. Ha bizda qoda nima qiladi? Ha bir kuydiray senlarda. Menga shuncha qiyinchilik bergan, bir ko'rsatay senlarga kuningni kuydiraman demasdan payg'ambarimiz buyukligini ko'ringki, mana shu joyda ham ibrat bo'ldi. Ali roziyallohu anhuga omonatlarni bitta-bitta tanishtirdi. Kim falonchilik, kim falonchilik edi. Peygamberimiz hayatta birorta bir peygamber bugünce yani peygamber bugünden keyin ham hatta düşmanlar peygamberimizi hayatından bir nuqson kamchiligini topa olmaydi. Biz tanıyınız mı uzatma? Bu ummat yükselgen. Yani şöyle kulak bugün, pas bugün, halk, Kureyş, Araplar, İslam'ını yükseldi. Mana şu hafızlıkındaki İslam'ın ümmetini yükselişini şartlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le örgenin hayatını uzatki iktidar kılıçlıydı. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Ey Müslümanlar deyipti Allah. Bililer, içilerde Allah'ın Resulü var deyipti. Bu üç payette sahabelerge aitildimez. Kıyamet geçerken olgen Müslümanlar geçtiler. Peygamberimiz vefat etken hazır. Lekin o kişinin sünneti, sireti, tecrübeleri türüp de aldığımızda. Yani şunu üşeseler yükselesiler deyipti. 23 yıl müddette Peygamberimiz bana şuna bir sahrayı boyayan kola hakkını dünyayı ustazlık derecesine götürdü, yükseldirdi. Meşhur adamlar var. Artistler var. Aktörler var. Sportçılar var. Ve hakezalar var. Şunlar birbirine nasihat kıladı. Dedi ki, hedef televizörü çoğurmadıydı. Hedef adamlara araylaşıyor mu? Neyin ketip oladı? Kadirin ketip oladı.
Çünkü onlarda malum bir sıfatı bilen tanıgan olsa, yaş sıfatı bilen. Bu zor, avazı zor, bu zor bir kandidir sporçu. Başka tamamları inem körse, senden hapsala sporup yatalı olanlar degen daka, ayıplarını gördüm kolak. Lekin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı buradırlar. 1400 yıldan beri okur yaptı. Hali hiç kimge mal olke gelmez, mal olanmaydı. Möcüzemez mi bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen, böyle yaşayan insanlar ne mi degen? Mesela yaşlıda bilgi adamınız bilen, bilgi yürüyen adam bilen de onun kimliğine. Doğru mu? Siz fakat yaş zamanını bilersiniz. Ahli süfe boyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mescidi de bir çekilde süfe boyan, Peygamberimizi kendine, muhatta fakir sahabaları şu yerde yaşayan, mescidin sadaka ihsanıyla yaşayan. Şunlar 10 yıllar şu mescidde yaşayan olsa, Peygamberimizden onların mallarlarımızı erkişeyenmez. Belki onların közü de, Peygamberimizin ne boyan muhabbeti, o kişinin haybeti, o kişinin büyüklüğü ziyade oldu. Peygamberimiz Mekke Fethi'ye 10 bin kişi bilen geldi. Bir ayga yakın turdu billah. Bu 10 bin kişi bir ay turarken Peygamberimiz gibi olgan hurmati, haybeti yani ziyolarışı bordi. Zergişgani yok Peygamberimizden. Her kanday insan, her kancı büyük bulmasın, onun kimliğini üyüdeki hakkını biladi. Köçede zor, özünü alı yürüyüşü, muhatta bir yakşı, takva alı görünmedi o hakezalar. Şimdi üyüde kimliğini kim biladi? Hatını biladi. Kişinin kimliği, hatını bilen, bala çakası bilen, kıyam muamelesinden bilen deydi. Hüküm alay. Çünkü itaatta da o mecbur. Sizi incir gizliyem kötüledi, başka gizliyem kötüledi. Şimdi peygamberimiz hakkında ayarlarını mı deyken? Peygamber bu gelirken 40 yaş yekir gene de. Hadeci anamız bilen 15 yıl turmuş kıldı. Peygamber bu güçe. 25 yekir gene turmuş kıldı. 40 yekir gene peygamber bu. 15 yıl bile turmuş kıyan ayalı. Peygamberimiz vahide alıp şur. Meni orap oylar. Meni orap oylar de turgan payette. Allah'a kasam canımdan korkup gittim dedi. Yani ölüp kalar mı ki ben de korkup gittim de gene de hadeci anamız Allah'a kasam. Hargiz Allah sizi harkımıydı. Ahir siz karındaş uruşuyla zor kılasız. Yetimde başını silesiz. Kıylan genlerge yordan verasız. Sizdeki kişinin Allah harkımıydı. Ay alı baha verip durdu. Ayşe anamızdan gelip, Resulullah'ın üyüdeki ahlakı kandı edildi dese, kâne kulukuhu al-Kur'an. Ya ki, Kur'anen yemşi favkal ard. Uzatın ahlakı Kur'an ile derdi. Ya ki, Kur'an böyle hayatta yeryüzde tribol yürerdi derdi. Peygamberimizi hayatına örgenerken biz, bizge başıdan ahir geçe ibret. Bizge ibret kılıp köstatınlayken adamlar, bizge namuna buluştukça dava kılayken kişilerde bir ortası, haytar ve temen bir ortası, bizge ibret buluştukça yeremeydi. Ne mi üçün? Allah etkendi geçiyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَى Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam desirlegi ibret namuna dedi. Madem ki biz, maksadımız cennetke varıp, Resulullah'ın subhati oturuş, hem de Allah Teala'nın cemalini körüşleyip olarken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e özümüzge imam de, başlık de, ibret de bilişeyimiz gereği olarak. Eriyeşliğimiz için uzatını örgenişeyimiz gereği hayatını. İbret alışeyimiz gereği. Şayet Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü de, o kişinin şefaatinden bahraman kısa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته